Devlet Su İşleri Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfi Akça'nın da katılımıyla Çorum'da gerçekleşen değerlendirme toplantısında DSİ tarafından Çorum'a yapılan yatırımlar ve projeler ele alındı. Toplantıda sunum yapan DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Kuçhisar İçme Suyu Projesi'nin Çorum'un 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Yaroğlu, 53 kilometrelik isale hattıyla Kuçhisar'dan alınan suyun Çorum İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne ulaştırıldığını dile getirdi. Çorum Kuçhisar 2. merhale içme suyu projemiz. Bu projemizde Çorum ilinin 2050 yılına kadar içme suyunu sağlayacak olan bir proje. Yaklaşık 53 kilometre isale hattını bitirdik. Yani Çorum Koçhisar Barajı'ndan aldığımız suyu arıtma tesisine götürdük. Şu an zaten içme suyu isale hattı çalışıyor işletmede. Geçen yıl bu zamanlar Çorum'un en büyük sorununun içme suyu olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın da rekor bir sürede isale hattının tamamlanarak Çorum'a içme suyu getirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Geçen yıl bu zamanlar şehrimizin en önemli sorunu, en önemli problemi, adeta rüyalarımıza giren, bize kabuslar yaşatan bir sorunumuz vardı. Şu kadar su kaldı, hiç kalmadı dediğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bakanlığımız DSİ'nin olağanüstü çalışma ve gayretleriyle Alacakoçhisar'dan 53 kilometreden adeta dağları yararak Ferhat'la Şirin gibi kamulaştırmaları hızla yaparak belki de bir rekor denebilecek bir sürede su sorunumuzun çözülmüş olması, hem de 2055'e kadar çözülmüş olması gerçekten büyük bir teşekkürü hak ediyor. Emeği geçen DSİ'mizin bütün yetkililerine ben kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de Çorum Belediyesi olarak bütün mesai arkadaşlarımızla beraber her türlü desteği açıkçası verdik ve hamdle başlayan bir sonucu elde etmiş olduk. Bu anlamda şehrimiz adına, 267 bin hemşehrimiz adına emeği geçen herkese kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum.